Eşkenar bir dörtgen verilmiş. Hemen soruda ilk hamlemiz kenarlarının eşit olduğunu unutmamak olmalı. Dolayısıyla bir anda zaten burada bak yeni bir ikizkenar üçgen çıktı. ECB üçgeni ikizkenar üçgen. Sonra ne yapacağız? 72 derece olduğu için 72 doğal olarak paralel kenardır eşkenar dörtgen. Toplamları 180 olur. A ve B açılarının 108'den 38 çıkarırsak böylece 70 derecedir. EBC açısı ikizkenar üçgenden yine 70. O zaman 40 derece kaldı. Bir eşkenar dörtgenin karşılıklı böyle açıları eşittir. 72'den 40 çıkarsa 32 olacaktır. E şıkkı. Eşkenar dörtgenin köşegen özelliğini kullanacağız bu soruda. Çünkü köşegenler verildiyse ilk olarak tabii ki eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine ortalar. Dik keser bir de açı ortaydır. Yani burada şunu da görmek lazım. X Şöyle x. Karşılıklı açılar eşit. x, x. Bu kenarda dursun böyle. Sonra bak açı ortay alfa alfa. Şöyle de 2 alfa. O zaman buradaki 72'yi vermesinin bir anlamı oldu. Şöyle z'den dolayı 72 eşittir 3 alfa. Alfa eşittir 24 derece. Bunun sayesinde artık alfa 24 derece olunca 24, 72 daha 96. 2x'e ne kaldı? Üçgenin iç açılar toplamından 84. Demek ki x buradan 42 dereceymiş c şıkkı. Eşkenar dörtgen paralel kenar. Bunlarda şunu unutmadan başlamak lazım soruya. Z'den dolayı o 90'ı unutma da kenarda dursun alışkanlık olsun. Önce bir bunu gör. Eşkenar dörtgen olduğu için zaten kenarlar birbirine eşit. 3 kök 2 şöyle 3 kök 2. X'i bulmak için aslında bu ADE üçgeninde Pisagor'da DE'ye ihtiyacım var. Onda da ne yapacağım? Hemen buradaki DCE üçgeninde Pisagor 18 8 eşittir. Karekökün alınca kök 10. Bundan sonra artık 10 artı 18 eşittir x kare. 28'in karekökü 2 kök 7 oldu. D şıkkı. Eşkenar dörtgen verilmiş. D, E, A, B'ye yedik. F, H, B, C'ye yedik. F, C, 3, D, F, F, H, 6 santim diyor. Şimdi eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları birbirine eşittir. Sonra F, C, D, F'nin 3 katı dediğine göre şöyle 3 A'ya A'yı yazalım. Daha sonrasında ne söyleyeceğim? Karşılıklı açılar eşit olunca bak. Şöyle alfa alfa, alfa 90 beta, alfa 90 beta kırmızı üçgenle buradaki yeşil üçgen benzer oldu. Alfanın karşısında birinde x var diğerinde 6 var. 90'ın karşısında bir tanesinde kenarlar eşit olduğu için 4a var. Diğerinde 3a var. Böylece benzerlik oranı 4 bölü 3 olduğu için x 8 gelir. B şıkkı olur. İkinci yolda göstereyim hadi ekstra bir yol olsun. Şöyle dik indirirsen malum biz dik üçgenlerde bazen paralel çekiyoruz. Paralel sayesinde 6 ise bu da 8 olur. 3'ün 4 oranından dolayı eşkenar dörtgenin yükseklikleri eşittir. Bu yüzden x eşittir 8 yani cevabımız yine b oldu. Bu da ikinci yol olsun. Önce bunlar aynı noktada kesişiyorlar k noktasında. Daha sonrasında sağdaki eşkenar dörtgeni tamamen aşağı indiriyor. Yani sağa sola kaydırma yapmıyor sadece aşağı indiriyor. 82'den 42'ye düştüğüne göre 40 santim aşağı indiriyor demektir. A, C arasındaki uzaklığı bulacağız. Şimdi bakalım. Normalde bunun bir kenarı 10 kök 3. Şimdi A ile D arasında 40 santim verdiği için şöyle 82 burası 40. Bir kenarı 10 kök 13 verilmiş. Bir kontrol edelim o zaman. Köşegenle bunun arasında nasıl bir bağlantı var? 10 kök 3, 20, 20 olacak şöyle. Şimdi 100 çarpı 13 eşittir 20'nin karesi. Şöyle x diyeyim. Artı x kare. Buradan o zaman 100, 20, 20'nin karesi olduğu için bu da 400. Yapalım o zaman. 100 parantezinde 13 eksi 4 eşittir x kareden. x kare 900 oldu. x buradan 30 oldu. Demek ki bu eşkenar dörtgenin köşegeninin yarısı 30, diğer yarısı 30. Yani bunun bir köşegeni 60 birim oldu. Demin ki A ile D de 40'tı. Öbüründe de 30 30 60 geldi. Şu mesafe 60 birim. Şimdi o zaman şunu görebiliriz. Normalde bunların arasındaki uzaklığı bulmak için aslında aralarındaki mesafe değişmiyor. Çünkü sağa sola kaydırmadım. O zaman ne olacak? Burada D noktasının hizasından bir 40 daha aşağı indi bu. Sonra zaten bunun uzunluğunun 40 olduğunu kendi verdi. 30 santim böyle 30 santim diğer yarısından da şöyle ne olacak? 60 santim. Çünkü şöyle yaptığımız zaman aradaki uzaklık değişmiyor ki sağa sola kaydırmıyorum. O zaman 60 burası, 80 burası, 80 60'tan 100 birim gelmiş oldu E şıkkı. Köşegen uzunluklarının kareleri toplamı. Şimdi köşegen uzunluklarına bakalım. Önce bir eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesiştiğini hatırlayalım. Şöyle parçalar eşit. Bunlar birbirinin aynısı. Şimdi köşegenlere A, A, B, B dediğim zaman 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi 36 4A kare artı 4B kare 36 Yani A kare artı B kare 9 Şimdi böylece herhangi bir tanesinde bir Pisagor yaparsam a kare artı b karenin kare köküdür. Eşkenar dörtgenin bir kenarı o zaman 9'un kare kökünden bir kenar 3. Çevresi de 3 çarpı 4'ten 12 olacak. A şık. Eşkenar dörtgende 135 derece verilmiş. 2 kök 3. X nedir diye soruyor. Bakalım şimdi. Önce şunu takip etmek lazım. Eşkenar dörtgenin köşegeni bir açı ortaydır. Yani burada 2 kök 3 x onu yapalım yapamam 135 sayesinde bir açılara bir şey diyelim alfa alfa diyeyim bak şöyle bir 2 alfa diyeyim böyle olunca ne oldu bu AEC üçgeninin iç açılar toplamından 3 alfa'ya 45 kaldı yani alfa 15 oldu şimdi bunun bana katkısı ne artık yazıyorum 15 sonra buraya yazıyorum 15 ikizkenar üçgen olduğu için kenarlar birbirinin aynısı ya 30 30 120 üçgeni. şimdi buradan x'e nasıl geçiş yapacağım? Hiç uzatmaya gerek yok. Açı ortayı kullan. Açı ortay sayesinde A ve A köküç ya şimdi kenarlar böyle bak. A, A köküç. O zaman küçük kenarın büyük kenar oranı, küçük parçanın büyük parçaya oranına eşittir açı ortayda. Bu sayede artık A'lar gider bak. X buradan 2 gelir. D şıkkı bunu böyle çözmüş oluruz. Kaldırma maşası verilmiş. Böyle görüntü aman korkutmasın. Çünkü alttakinden ziyade şu şekilleri kullanacağım. Eşkenar dörtgen demiş zaten ABCT'ye. E burada bir kenarında 130 vermiş. Şu A'nın BD'ye olan uzaklığını da 50 vermiş. İlk olarak hemen o 130, 50, 120 bak böyle eşkenar dörtgeninde köşegenleri birbirinin dik kesip ortaladığı için hemen 120, diğer kısma da 120'yi yapıştırdım. Yani totalde BD'nin sileyim artık o 50'yi. BD'nin 240 olduğunu gördüm. Bu da bana nasıl bir katkı sağlayacak? Kelebek benzerliği. Zaten soruda sana demiş. K, C, C, D'nin 3'te biri. O zaman 3'e 1, 240'da 80'in 3 katı B şıkkı. Kenar dörtgenin AD kenarı üzerinde bir E noktasının eşkenar dörtgen. Şöyle çizelim bir tane. A, B, C, D. Eşkenar dörtgenin AD kenarı üzerinde bir E noktasının AC köşegenine AC köşegenini de çizdim. Dikme ayağı. Şimdi üzerinde bir E noktası var. AD kenarı üzerinde. Buradan böyle buna dikme. Bak indirdim. Dikmenin ayağı da bittiği yer. Yani burası. Bu EH'ı bize 3 vermiş. HC'yi 12 vermiş. AH'ı 4 vermiş. Eşkenar dörtgenin çevresi. Hemen burada ben şunu hatırlarım. Bir kere eşkenar dörtgenin köşegenleri zaten dik kesişiyor. Böyle olunca Buradaki DP ile EH paralel olacak. Ortaladığı için köşegenler birbirine. 4, 12 daha 16 yarısı 8. O zaman 4 buraya aşağıya da 8 kaldı. AH, HB'ye eşit geldi. 4, 4. Orta tabandan 3 ise 6 oldu. Demek ki burada bir kenarım 8, 6 sayesinde 10 gelmiş oldu. Çevrede 10 çarpı 4'ten 40 oldu B şıkkı. Evet şimdi burada eşkenar dörtgen verilmiş biri alakasız FC 2 kök 2 verilmiş. Şimdi o biraz alakasız görünüyor. EB 7 hadi şu diğer parçaya da 7 dersin. Bir de köşegenlerin dik kesiştiğine dikkat edersin. İlk etapta durum bu. Daha sonrasında şunu diyordum. Paralel kenarlarda bu Z'den dolayı 90'ı unutma bak. Bunu yerleştirdiğim an işte dikten dikinmiş oldu. Öklit oldu. Şöyle A desen A çarpı A artı 7 bilerek o öklidi yapman için verilmiş. Eşittir 8. A buradan 1 olmuş oldu. A 1 olunca artık ben zaten burada 8, 1 çıkarırsam 7. O zaman köşegenin diğer parçasının da kök 7 olduğunu gördüm. Şimdi bir köşegenim 14. Diğer köşegenim 2 kök 7. Eşkenar dörtgenin alını köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Bu yüzden 14 kök 7 olur. E şıkkı. Eşkenar dörtgen verilmiş, çevresi de verilmiş. Yani aslında bir kenarının 20 olduğunu söylüyor bana. Özel üçgen 15, 20, 25. Hatta burada köşegenlerin dik kesişmesi ve 15, 20, 25 üçgeninin kenarlarının özel olmasını kullanalım. 15, 20, 25 üçgeninde parçalara ayırdığınız zaman şöyle 9, 16, 12 olur. Öklidten de bunu görebilirsiniz ama çok rahat bir üçgen olduğu için hemen bak 9, 12, 15 de sağlıyor. 12, 16, 20'yi de sağlıyor. Böyle avantajlı bir özel üçgenimizdir. Bütün parçaları tam sayıdır. Böylece 16, köşegenler birbirini ortaladığı için diğer parçada 16, x'e 7 kalır c şıkkı. Bir açı ortay verilmiş. Açı ortay ce uzunluğu soruluyor. 1 var, 2 var, 8 var. Şimdi hemen kenarda şunu görelim. Eşkenar dörtgene mahsus güzel bir özelliğimiz var. Köşegen açıortay. Yani bu soruda bilerek eksik bırakmış ama paralel kenarda bunu söyleyemezsin ama eşkenar dörtgende net bir şekilde CE'yi devam ettirdiğin zaman A'dan geçer açıortay devamında da A'la buluşur. Böylece AC uzunluğu E ile doğrusal bir hale geldi. Şimdi artık x'e geçiş yapmak için Diğer köşegeni de çizeceğim. Çünkü şu işime yarayacak. Bak bunu böyle çizince köşegenler dik kesişiyor değil mi? Daha sonrasında şuna dikkat et. 1, 2. Burada ister tanjantdan gör ister benzerlikten gör. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Küçük kenarın büyük kenar oranı 1 bölü 2. O zaman aynı şekilde alfanın karşısı kaysa betanın karşısı 2k olacaktır. K 2k k kök 5 üçgeninden k kök 5 10. K buradan 2 kök 5 oldu. 2 kök 5 yazdım. Sonra 4 kök 5 olacak. Bir de 1, 2. Demek ki kök 5 olduğuna göre F dersem E, F'ye 3 kök 5 kalır. Köşegenler birbirini ortaladığı için A, F 4 kök 5 ise diğer kısım da 4 kök 5'tir. Demek ki E, C uzunluğu toplamda 7 kök 5 oldu A şıkkı.